Merhaba, Kanal 5'in değerli izleyicileri. Medeniyetimiz programının yeni bir bölümünde bu haftada yine medeniyetimizi oluşturan temel unsurları, köşe taşlarını konuşmaya devam edeceğiz. Daha önceki programlarda olduğu gibi bu programımızın asıl konuşmacısı, değerli ilahiyatçı, eğitimci, tarihçi, yazar İbrahim Halil Er hocamız. İbrahim Halil hocamızla her programda farklı konuları detaylı bir şekilde incelemeye çalışıyoruz. Tabii İbrahim Halil Er hocamız bir derya üstü derya. Sağ olsun, çok teşekkür ediyoruz. Bilgilerini bizlerle paylaşıyor, ufukumuzu açıyor, yeni bilgilerle bizi donatıyor. Bu arada programımıza başlamadan önce ben değerli İbrahim Halil Er hocama bir teşekkür edeceğim. İbrahim Aller hocamın yeni bir kitabı çıktı. Hocam hayırlı olsun diyorum öncelikle. Sağ ol, teşekkür ettim. Şimdi ben bazen yetişemiyorum. Şimdi benim de şu anda epey bir kitabım çıktı ama siz benim kitabımı iki katından daha fazla kitap yazdınız diyorum ben. Kitabımızın ismi Siyasal İslam, Düşüncenin Doğuşu ve Devlet, evet. Kitabımız. Bayağı kapsamlı, evet. Detaylı bir hazırlanmış. Ben açıkçası ilk elime aldığımda bu kadar kapsamlı, bu kadar detaylı, bu kadar ince, hassas ve olarak bilimsel olarak dokunacağı aklıma gelmemişti. Affınıza sığınarak sizi tanıyorum ama çok kapsamlı ve dolu dolu bir kitap. Hele hele son yıllarda çıkan kitaplara baktığımızda o kitapların işte satır araları geniş, yazı puntosu küçük, pardon, yazı puntosu büyük. İşte efendim, dolayısıyla sayfanın kenar boşlukları var ve şu kitapla en az bu kalınlıkta 3 tane kitap çıkartıyorlar. Eğer normal kitap ebatına bakacak olursak bu kitap ebatıyla herhalde bir 6 tane kitap çıkar diyorum. Evet. Durum onu gösteriyor. Çok teşekkür ediyorum. Kapsamlı bir eser olmuş bu. Siyasal İslam Düşüncenin Doğuşu ve Devlet, Mevsimler kitaptan çıkmış. Ben kısaca programımıza başlamadan önce kitabınız hakkında birkaç bilgi almak istiyorum. Kitabı edinmek isteyen, bu alanda bilgi sahibi olmak isteyen değerli izleyicilerimiz de almak, temin etmek, okumak isterler diye bir kısaca bir tanıtım rica edeceğim. Şimdi bu kitabın geçmişi çok eski. Yani benim ilk yaptığım çalışmalardan birisi. Aslında şu anda son basılan kitap ama benim ilk yaptığım çalışmalardan birisi. Bu konuyla ilgili ben İslam medeniyeti üzerine çalışıyordum. İslam medeniyeti üzerine 500 sayfalık bir kitap yazdım ama basmadım. Çünkü kafamda tamamlamam gereken bazı sorular vardı. Onun için daha basmadım. Neden bakalım? Pardon, o dediğiniz İslam medeniyetiyle, evet, ilgili bir, evet, kitap. Bu, evet, ise şimdi düşünce... geleceğim, ona geleceğim. Şimdi onu çalışırken şunu fark ettim. Yani medeniyet siyasetten ayrı olamaz. Dolayısıyla medeniyetin arka planında siyasi bir altyapı vardır. Medeniyet çalışması yaparken siyasi altyapıyı incelemek zorunda kaldım. Siyasi, evet, altyapıyı inceledim. Ondan sonra medeniyete geçindim ve incelerken bu kitap çıktı. Yani nereden bakarsam bir 10 yıllık bir çalışma, onu da söyleyeyim. Yani ben ilk çalıştığım zamanlar 2000 yılında falan başlamıştım bu kitabın çalışmasına. Yani emin olun İbni Esir'in 10 ciltlik İslam tarihini baştan aşağı okudum. Binlerce sayfa kitap okudum. Hanımı babasıyla gönderdim memlekete yazın. Eve kapandım, kütüphaneye. Dışarıya sadece yeme ihtiyacı için çıkıyordum. 2 ay hiç dışarı çıkmadım. Hatta insanlarla bir araya geldim ama konuşmayı bile unutmuş gibi oluyordum. Bir saat düşünüyordum, yani böyle konuşma şeyine kendimi zorluyordum. Evet. Öyle bir kendimi kaptırmıştım. Çünkü çok o dönemin siyasi yapısını incelemek beni çok yordu. Çünkü çok savaşta var, çok kan dökümü var. Sahabeler arasında ihtilaflar var, çatışmalar var, şunlar var, bunlar var. Yani benim muhayyilemi, düşünce dünyamı çok darmadağın, paramparça etti. O parçaları bir ara toparlamak için epey uğraşmam gerekecekti. Yani psikolojik olarak da beni çok yıprattı. Hatta kitap yazarken hep dedim keşke bu konuyu hiç yazmasaydım, hiç dokunmasaydım. Cahil olarak kalsaydım daha mutlu olurdum. Psikolojisi defalarca geldi. Ama şu mantık beni hep teşvik etti. Biz Müslümanlar bu konulara kalem oynatmasak, oryantalistler, İslam düşmanları bunlara kalem oynatıyor ve 3 gün sonra karşımıza farklı bilgilerle geliyorlar. Biz olayı bilmediğimiz için bir anda onların delilleri karşısında şaşkına dönüyoruz. Dolayısıyla bizim bu konuları en acılı, en sıkıntılı dönem, peygamber vefattan sonraki süreç, o dönemleri çok iyi analiz etmemiz, çok iyi incelememiz, çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bize, evet, acı da verse, bu acıyı biz görmemiz lazım ki yarın öbür gün saldırılar karşısında güçlü olalım. Yani bu beni motive etti. Sonuçta güzel bir çalışma ortaya çıktı. Günümüzün tartıştığımız mevzular hala. Yani kitap 1400 sene önceki konuları tartışıyoruz belki ama günümüze kadar getirdik. Hilafet tartışması, anayasa tartışması, devlet yönetimi tartışması, işte
Müslümanlar arasındaki harici, Şii, mezhepsel çatışmalar, devlet yönetimi, devlet biçimi gibi yani bugün konuşacağımız konuların ana eksenini bir anlamda kitap tartışıyor. Ve bunlardan kafamızda şeyler oluştu, bazı temel kavramlar oluştu. Bir İslam devlet modeli var mıdır? Nasıl bir devlet modeli vardır? Allah bize nasıl bir devlet istemiş? Nasıl bir yönetici profili bizden istemiş? Nasıl bir halk, nasıl bir vatandaş? Yani bunların hepsi aslında İslam'ın temel kaynaklarında var. Evet. Fakat biz bunları bir uzman gözüyle incelemediğimiz için sıkıntı duyuyoruz. Programın başında da sizle konuştuğumda mesela şunu değinmiştim. Bizim günümüzün insanların en büyük sıkıntısı modern üniversite formatında alanlar oluşmuş durumda. İşte tarih, iktisat, ekonomi, ilahiyat, hatta ilahiyatta kendi içerisinde tefsir, hadis, fıkıh, bilmem kelam gibi bölümler ayrılmış durumda. Bu şuna getirdi. Artık olayları bütün olarak gören bir insan profili olmadı, ortadan kalktı. Sadece detaylara boğulmuş. Herkes kendi alanında en detaylı mevzuları gündeme getiren. Televizyon tartışmalarına bazen bakıyorum, tefsir profesörü çıkıyor. İşte ayetlerdeki en ufak bir mevzuyu burada saatlerce tartışıyor, konuşuyor. Milletin kafasını allak bullak ediyor. Çünkü o tarih zemine sahip değil, ne bileyim hadis zeminine sahip değil. Veya diyelim bir tasavvuf erbabı çıkıyor, tasavvufi meseleler konuşuyor, hadislerden delil getiriyor, hadis müktesebatına sahip değil. Dolayısıyla ne oluyor? Herkes kendi alanında çok iyi ama diğer alanı bilmediği için bir anda ortada kalabiliyor. Yani bu bizim ilim adamı profilimiz uygun değil. Evet. Bu ancak ne olur biliyor musun? Bu ancak akademisyenlik olur. Biz şu anda diyorum ki ben şu anda ilim adamı yok, akademisyenler var. Harikasınız hocam. Şimdi lafınızı kesiyorum. Bugünkü konumuz aslında anayasa konusu olacak. Harika bir konuya geldi. İnanmayla şu anda anayasa konusunu sonra mı konuşsak demeye başladım ama yok, ona konuya gireceğiz. Çok doğrusunuz. Geçenlerde sevgili hocamız Şaban Abi Düzgün hocamla, Profesör Şaban Abi Düzgün'le bir söyleşideyiz. Onunla konuşuyoruz. Aynı mevzulara gelindi. Artık öyle bir noktaya gelindi ki okullarda şu anda eğitim yok. Eğitim yapılmıyor. Şu anda sadece okullarda öğretim yapılmaya başlandı. Okullarda ihtisaslaşma başladı. İhtisaslaşacağız derken biz büyük fotoğrafı kaçırdık. Detaya girdik, detaya boğulmaktan, yani detaydan asliyeti yitirmeye başladık. Halbuki Batı'da bu yok biliyor musunuz? Tamam, bu sistem Batı'nın sistemi. Ama evet. Batı her zaman şunu yapıyor. Bir üst kurul, bir üst akıl var her zaman. Evet. Her alanda, her şeyde bir üst akıl oluyor. Dolayısıyla o üst akıl bir kişi olmayabiliyor. Şimdi eskisi gibi bir kişi değil. Bir kurul da olabiliyor. Ama bir üst akıl yönlendiriyor, tartışıyor fikirler ve bilimsel çalışmalar öyle ortaya çıkıyor. Ama biz o kadar parçalamışız. Kendi çevremize, birbirimize giriyoruz ve bu parçalanmışlıklar üst akıl olmadığı için birleştiremiyor. Ve sonuçta bu parçalanmışlık halka yansıyor. Halkın kafası, zihni allak bullak. Evet. Bu da şuna benzemiyor mu hocam? Yani biz detayla boğuşurken büyük fotoğrafı kaçırıyoruz dedik. Modern insanın bir tanımı var. Diyor ki modern insan tanımında her konuda bilgi sahibi olacak. Ama diyor bir konuda uzman olacak. Tarihe baktığımızda, bilim adamı dediğimiz insanlara baktığımızda her konuda bilgi sahibi ama bir alanda uzman. Şimdi ben konuyu buradan toparlayıp asıl bu hafta konuşacağımız konuya getireceğim değerli hocam. Şimdi bir topluluk varsa ve gerçekten o topluluktan bahsediliyorsa ve o topluluk bir arada yaşayacaksa mutlaka ortak yaşam kurallarının olması gerekiyor. Evet. Şimdi biz buraya geldik, bir program yapmaya başladık. Kameramanıyla, elektronik cihazıyla, konuyla, soru soranla, teknik destek masasıyla, işte dublajıyla, sesiyle, ışıkçısıyla, binasıyla, buranın ısınmasıyla bu sistem bir bütündür. Mutlaka belli kuralların olması gerekiyor. İşte kameraman arkadaş gelip sizin yerinize oturursa, siz gelip işte kameramanın yerine oturursanız, ışıkçısı gelip efendim kameranın yerine oturur ya da soru soran yerine oturursa ne olacak? Bir karmaşa oluşmaya başlayacak. Evet. Ya bir düzen, bir intizam, bir nizam gerekiyor. Aslında bir kural konması gerekiyor. Şimdi buna biz devlet yapılarına baktığımızda, genel bir topluluğa baktıysak da, baktığımızda orada ise belli kuralların olması gerekiyor. Nedir bu kurallar? Aslında biz buna kısaca anayasa diyoruz. Yani anayasa bir devletin yönetim biçimini belirleyen ana unsurdur. Yönetim biçimi. Asıl sizin uzmanlık alanlarınızdan bir tanesi. Toplumların ülke üzerindeki egemenlik haklarının, bireylerinin temel haklarının hangi koşullar altında devlet tarafından kullanılabileceğini belirleyen temel unsurlardır. Devletin temel kurumlarının nasıl işleyeceğini belirliyor. Bu anayasalar genel olarak genel hükümler, temel hak ve özgürlükler, işte efendim bireylerin topluma karşı görev ve sorumluluklarını ile yasama, yürütme, yargı gibi kuvvetleri, anayasal devlet organlarının tanımlayan bölümlere yani sahip. Anayasa bir çerçeve çiziyor. Çerçeve çizer. Bu çerçevenin içerisinde biz özgür hareket edebiliyoruz. Çerçeveyi taşmamak kaydıyla.
Yani anayasa bir çerçeve olarak düşünürsek evet. Olay yerine oturuyor. Bize bir çerçevenin sınırlarını belirliyor. Ama özür dilerim. Şimdi bu çerçeveler iki türlü. Bir, yazılı kaynaklar var. Buna yazılı anayasal kurallar diyoruz. Yani hukuk kuralları. Bir de yazılı olmayanlar var. Evet. Şimdi yazılı kuralları konuşacağız sizle. Ama asıl yazılı olmayanlar biraz daha soyut düşen, manevi düşen asıl yazılı kuralları da biraz da bana göre yazısız kurallara yaslanıyor. Nedir? Toplumsal ahlak yasaları, evrensel ahlak yasaları, gelenek, görenek, örf, adet, din, inanç gibi akımlar yazısız anayasalar. Asıl insanı frenlemesi gereken o. Zaten bizler yazılı olmayan anayasal ya da yasal kurallar mı diyelim, yazısız hukuk kuralları. Kuralları. Bunları hukuk kuralları. Yaşayamadığımız için yapamadığımız için mi yazılı kurallar var diye. Burada başlayalım, ondan sonra diğer konulara geçeceğim. Şimdi yazılı olmayan hukuk kuralları veya normlar diye bahsettiğimiz şeyler nedir? Örf, adet, gelenek, görenek, anane, din gibi kurallar. Bunlar yazılı kurallardı. Töre. Evet. Şimdi bunlar zamanla yazıya geçti. Yazı geçmesinin nedeni örgütlenme aşamasında, devlet olarak örgütlenme aşamasında bir kuralların netlik kazanması için yazı geçirilmiş olundu. Peki o zaman özür diliyorum. Burada ilk sorumu soracağım. Bir, çünkü konu çok geniş bir konu. Sizi de biliyorum. Bu konuda böyle ciddi başka kitaplarınız da olan birisi. Evet. Ki şunu da biliyorum ki bir yazar zihnindeki bilginin ancak onda birini, onda ikisini aktarabiliyor. Evet. Bir konuda. Bir deryasını. Bu konuda dünyada ilk anayasal çalışmalar ne zaman başladı? Bununla beraber şimdi, harmanlarsanız daha güzel olur Sayın Hocam. Şimdi şöyle bir şey. Dünyadaki hukuk çalışmaları ve anayasa çalışmaları ikiye ayırmak gerekiyor. İlk hukuk çalışmaları Sümerler'de ortaya çıktı. Sümerler'de ilk Urnamu yasaları, daha sonra Urgakina yasaları şeklinde, bunlar Sümer hükümdarlarıdır. İlki Urnamu tarafından ortaya çıktı. Daha sonra Urgakina bunu daha da geliştirdi. Bunlara biz Sümer yasaları diyoruz. İlk yasa çalışmaları, daha doğrusu modern tabi ilk hukuk çalışmaları bunlar tarafından oldu. Ve bunlar bir anlamda yazıya geçirdiler. Taşlara yazdılar. Sümer yasaları insancıldır. Sümerler bugün tabirle modern, kibar bir medeniyetti. Cezaların çoğu fidye ve hapis cezalardı. Yani insanı öldürmeye çok fazla meyil değildi. Daha sonra Hammurabi yasaları ortaya çıktı. Hammurabi yasaları Babil hükümdarıdır Hammurabi. Kısasa kısas sistemini getirmiştir. Dünya tarihinin ilk kısasa kısas sistemini getirmiştir. Şimdi tabii kısas sistemi aynen biliyorsun Tevrat'ta da geçer. Yani Yahudi hukuk normları içerisinde geçer. Ve aynı şekilde İslam hukukuna da girmiştir. Göze göz, dişe diş. Şimdi tabii biz modern hukuk bilgilerine göre diyoruz ki ilk kısasa kısas sistemini Hammurabi getirmiştir. Ama belki Hammurabi'den önceki bizim şu anda bilmediğimiz farklı Allah'ın gönderdiği dinlerden birisinde bu vardı. Ve zamanla kayboldu. Hammurabi bunları yasa haline getirdi. Şimdi özür dilerim. Bu Hammurabi kanunları çok güzel, harika oldu. Ben de yeni bir şey öğrenmiş oldum. Fakat insanın tarihine bakınca milyonlarca yıllık bir geçmişi var. Şimdi Hammurabi yasalarına baktım, kanunlarına baktığımızda kaç bin yıllık önceki? Sümerler kaç bin yıl önce? Binli yıllar. Peki bunun öncesinde milyonlarca yıldır insan yeryüzünde vardı, o zaman yasa yok muydu? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi biz Sümer öncesi dönemi bilmiyoruz. Tarih Sümer'le başlar. Sümerlerin tarih meydana çıkması M.Ö. 4000 ya da 3500'lü yıllara dayanır ki yazıyı Sümerler bulduğu için Sümer öncesi dönem hakkındaki bilgilerimiz arkeolojik verilerdir ve yorumlardır. Tamam. Ya da Sümer yazıtlarında bahsedilen bazı kavimler vardır, onlardır. Şimdi Hammurabi Sümer öncesi kaldı. Bilmediğimiz için. Niye bilmiyoruz? Çünkü yazı yoktu. Dolayısıyla biz tarihi Sümer'le başlıyoruz ve Sümerler de hukuk kurallarını getirdiler. Sümerler bunu getirdiklerine göre belki Sümer öncesi dönemde de vardı. Ama biz Sümer öncesi dönemi bilmediğimiz için Sümer'le başlatmış oluyoruz. Sümer yasaları insancıldır dedik. Hammurabi yasaları sert ve katıdır. Bedensel cezaları öngörür. Şimdi şöyle bir şey düşünmek lazım. Yasaların sertleşmesi veya yumuşaması sosyolojik bir unsurdur. Yani toplumda bir suç yaygınlaşırsa yasa koyucuları, norm koyucuları o suçun caydırıcı olması için müeyyideleri ağırlaştırırlar. Kesme, öldürme falan filan gibi müeyyideler yapılır. Evet. Ama suç basitleşirse, hafifleşirse, suç azalırsa cezalar da buna göre hafifleşmeye başlar. Mesela bu minvalde günümüz ülkemizde bir sürü terör olayları var, hırsızlık var, tecavüz var, bilmem şu var. Ama bizim cezalarımız caydırıcı olma özelliğine sahip değil. Yani parası olan parayı basıyor, fidyeyi dönüştürüyor. Parası olmayan 3-5 yıl hapiste kalıyor. Yani bir kadına tecavüz ettiğiniz zaman 3-5 yıl hapiste kalıyorsunuz. Öldürseniz 10-15 yıl hapiste kalıyorsunuz. Yani hiçbir caydırıcılığı yok. Yani buranıza geldiği zaman ya öldürürüm giderim 10-15 yıl yatar çıkarım moduna geliyorsunuz. Ama cezalar sert olsaydı bu caydırıcılık şeyini arttırdı. Ben tarihte ilk Suudi Arabistan'a gittim de
Onunla Suudi Arabistan konsolosluğunun şeyine vize alırken şey var, bir yazı var böyle. Suudi Arabistan'daki cezaları, ağır cezaları belirtiyor. İşte şu hırsızlık yaparsanız eliniz kesilir, adam öldürürseniz kısas olur falan filan. Şimdi sen başta bunu okuyorsun ve öyle gidiyorsun. O ülkeye girerken yani sokakta altın görsen dönüp bakmıyorsun. Öyle bir durum. İnsanlar caydırıcı olduğu için cevap. Ama yani yasaların aslında görevi, anayasanın, yasaların görevi toplumsal yaşam kurallarını... Hem odur, o ayrı bir anlamdır. Ama yasanın, cezaların amacı şeydir, caydırıcı olmasıdır. Cezanın amacı, yasa koyucunun amacı insanlar bir suç işlesin, ceza vereyim, kesin, biçim, öldürürüm diye koymaz. Bunu önceden belirlerler ki o suça meyilli olan insanlar kendilerini kontrol etsin. 100 kişi bu suçu işleyecekse bir anda yasa, kanun ağır olursa bir anda bunun sayısı 20'ye düşer. Ama siz kanunlara, yasalara, cezalara basit yaparsanız 100 değil 200 kişiye de çıkar. Diğer insanlar da bakar ya ben salak mıyım? Herkes gidiyor yolsuzluk yapıyor. Herkes şunu yapıyor. Ben dürüst oluyorum ama ben bir mükafat görmüyorum. Ömür adam yükseliyor. Para kazanıyor. Hayatını güzel yaşıyor demeye başlar. Dolayısıyla yasa koyucu yasayı yaparken amacı bunu İslam için de söyleyebiliriz. Yani kısasla sizin için hayat vardı derken aslında öldürüldüğü için siz mutlu olacaksınız anlamda değil. Kısas cezası orada demokrasinin kılıcı gibi tepemize dikildiği zaman insanlar bir başka cana kıymada çok tereddütlü olur. Yani çok çılgınlık olmazsa, çok böyle kendini kaybetmezse yapmaz. Ne yapar? Hukuk kurallarına başvurur, mahkemeye başvurur, kadıya gider. Evet. Kendi elini, yani maşa varken kendi elini bulaştırmaz. Çünkü ceza orada var. Sen uyguladığını da görürlerse herkes kendine şey yapar, frenler. Ama böyle bir ceza yoksa insanlar ondan sonra kim kime dundurma. Yani sokak aralarında gidiyorsunuz, önünüze mahallenin çeteleri önünüzü çevirebiliyor yani. Böyle bir durum. Şimdi Hammurabi yasalarından sonra Yunanistan'ımız geçiyoruz. Asıl yasa dediğimiz modern anlamdaki çalışma Yunanistan'da ortaya çıktı. İlk yasa çalışmaları Yunanistan'da Sargon vardır. Sargon tarafından ortaya çıktı. Daha evet. Sonra Klisthenes bunu geliştirdi. Ve bir hukuk anayasal sistemine getirdi Klisthenes. Klisthenes aynı zamanda demokrasinin kurucusu olarak da bahsedebiliriz. Çünkü anayasanın peşinde meclis mesela şeyle birlikte Dragon yasalar ilk Dragon'du. Dragon'la birlikte sonra Solon geldi. Solon'la birlikte Klisthenes geldi. Yani Yunan yasa çalışmaları yapan 3 önemli şahsiyet vardır. Klisthenes'le birlikte meclis etkinlik kazandı ve demokrasi ortaya çıktı. Ama Yunanistan'da yasa çalışmalarının gelişmesinin nedeni sınıfsal çatışmalarda kaynaklanıyordu. Yani biz Yunanistan'ı gözümüze büyütüyoruz, Yunan medeniyeti büyütüyoruz ama Yunan medeniyetinin arka planında köleler ve hürler vardı. Artı bu köle ve hür çatışması artık kendi içerisinde kabileler arasında çalışmalar. Bunların arasında hani biraz önce bahsettiğim birlikte yaşayabilmek için bazı kuralların ortaya çıkmasına evet. neden oldu ve böyle bir yasa yapıldı. Yasanın peşinde biliyorsun meclis kuruldu Yunanistan'da. Bütün halk meclisini yazdı ama halk kim? Kadınlar hariç, kadın çocuklar, kadın çocuk ve köle hariç yetişkin erkekler şeklinde düşünmemiz gerekiyor Yunan şeyinde. Modern çalışma bu 3 kişi ortaya çıktı. Bundan sonra Roma'ya geçiyoruz yasa çalışmalarında. Roma'da yasa çalışmaları da yine sınıflar arası mücadele sonucu ortaya çıktı. Yani burada Yunan yasalarına bak, orada bir yasa çıkartılıyor ama değil mi? Tabii yani kanunlar çıkıyor. Yani yazılı levhalar şeklinde yazılı levhalar çıkıyor. Sonra evet. Roma dönemi. Roma döneminde de sınıfsal ayrım var. Patrisi ve Pleb çalışması var. Patrisiler devletin asıl kurucu unsurları. Sayıları az ama bunlar artık devletin sahipleri. Zengin, her şeye sahipler. Evet. Plebler ikinci sınıf vatandaşlar. Bütün askeri sıkıntını onlar çekiyor, tarım onlar çekiyor. Ama temsil edilmiyor devlette. Böyle bir mücadele var. Bunlar eşitlik istiyorlar patrisilere karşı. Devlete temsil edilebilme şeylerini istiyorlar. Yönetime katılmak istiyorlar. Ve tabii karşı taraf bunu tamam sen katılabilirsin demiyor. Yani bunlar hep savaşla elde ediliyor. Ve kendi aralarında savaş yapılıyor. İç savaşlar bayağı uzun sürüyor. Devleti bayağı yıpratıyor. En sonunda 12 levha yasaları dediğimiz yasalar ortaya çıkıyor Yunanistan'da. Patrisi ve plebler arasındaki ilişkiyi düzenleyen ve plebleri de siyasal anlamda haklar veren yasa ortaya çıkıyor. 12 levha yasasının en önemli özelliği modern batı hukukunun temel taşlarını oluşturuyor. Evet. Modern batı temel hukuku nereden geliyor? İşte Yunan yasaları, bunu demokrasinin de biliyorsun şey ve Roma hukuku. Ve Roma hukuku daha sonra ciddi anlamda gelişme kaydediyor. Bunun üzerine daha sonra konsüler çalışmalar yapıyorlar, yeni levhalar konuluyor, Justinianus yasalar dediğimiz yasalar ortaya çıkıyor. Ve derken modern bir hukuk sistemi ortaya çıkıyor. Yani Roma hukuku dediğimiz zaman da yani insanlar küçümsüyor bizim cami ama yani Roma hukuku da biliyorsunuz 1500'e sürmüş bir imparatorluk. Çok geniş evet. bir alana yayılmış. Çok farklı etnik, dini kökenler hükmetmiş. Yani karmaşık bir hukuk sistemi. Şimdi Roma aslında medeniyeti, Roma hukuku ciddi geniş bir alana yayılıyor.
Şimdi bunlar konuşulduğunda bazı kişilerle karşılaşıyoruz. Ya bu işte efendim diyor, Yunan'ı niye konuşuyorsun, Roma'yı niye konuşuyorsun? Ama tarihi bilmezsek, tarihi süreçleri bilmezsek, tarihsel oluşumları bilmezsek geleceği kurmamız imkansızdır. Şimdi şöyle bir şey bakalım. Karşıt medeniyet Yunan Roma kültürü üzerine kurulmuş. Bizim medeniyetimiz İslam medeniyeti ve İslam medeniyeti oluşturan işte kurucu unsurlar Araplar, Türkler, İran işte kültürün üzerine oturmuş. Dolayısıyla karşıt kültürü ben bilmemiz gerekiyor. Ha şimdi bak, orada onu bilmemiz gerekiyor. Ben oraya da geleceğim, biliyor musun? Bir program değil, onlarca program yapılabilir aslında, evet. Bu konu. Hele hele bir de her bir hukuku ayrıca alacak olursak, her anayasayı ayrılacak olursak bugün hukuk fakültelerinde derslerine şöyle bir baktığımızda Roma hukukundan bahsediyor, Yunan hukukundan bahsediyor, İslam öncesi, Türk hukukundan, yani uçsuz bucaksız bir derya karşımıza çıkıyor. Evet. Her alanda olduğu gibi. Şimdi burada Roma kısmına devam edelim mi hocam, yoksa biraz İslam'a... Roma sadece bir ön giriş mahiyeti, yani hukukun tarihsel geçmişi anlamda. Şimdi, bizim asıl üzerine duracağımız İslam, bizim medeniyetimiz. Evet, İslam hukukuna girmeden önce bir soru soracağım. Geçenlerde yine eğitimci olarak bir yerde konuşuyoruz. Roma'dan bahsedince hocam İtalya'nın başkenti Roma mı dendi? Şimdi bizde bir karmaşa var. Roma medeniyeti aslında Yunan medeniyetinin devamı. Değil. Değil mi? Değil. Nerede? Yani Roma medeniyeti ayrı, Yunan medeniyeti Helen uygarlığıdır. Yunan medeniyeti. Evet. Roma uygarlığı da ayrı bir uygarlıktır. Roma uygarlığının dediği gibi doğuş yeri İtalya'dır. Roma uygarlığının kurucusu Romulus ailesidir. Roma şehrin, bugünkü Roma şehrinde ilk merkezi kuruldu. Ya İtalya'daki şehir, tabii, merkez şehir, orası mı? Tabii şehir olarak, bugün İtalya'daki Roma şehri, şehir olarak ortaya çıktı. Daha sonra bu şehir medeniyeti büyüdü. Kartacalarla yaptıkları, Kartaca bugünkü Kuzey Afrika'da kurulmuş olan bir medeniyette. Akdeniz hakimiyeti mücadelesi yapıldı Kartaca'yla yaklaşık uzun yıllar süren mücadele. Yani Afrika ile Asya arası, Avrupa arasındaki kavgalar eskiden beri devam ediyor yani. Bu Akdeniz havzası olarak düşünmek lazım. Artık onu Afrika olarak düşünmek yerine Afrika deyince insanların zihin kökeninde farklı yansıyor. Aşağıya. Kuzey Afrika dediğimiz bölge ile Güney Avrupa ve Doğu Asya, bunlar hep Akdeniz havzasını oluşturur. Akdeniz havzası medeniyet beşiğidir. Kartacalar da çok güçlü bir uygarlıktı. Romalılarla Kartacalar birbirleriyle savaştı. Uzun sürdü bu savaş. Savaşı kazanan Akdeniz'in hakim olacaktı. Romalılar savaşı kazandı. Akdeniz bir Roma gölü haline gelmiş oldu. Kartaca kazansaydı, Kartaca bugün Avrupa'ya hükmeden, belki Afrika'dan Avrupa'ya ciddi anlamda göçlüklerin olacağı bir şey yaşanacaktı. Ama savaşı bunlar Kartaca kaybetti. Bunun sonucunda Roma Kuzey Afrika'ya hakim olmaya başladı ve bugün modern Roma İmparatorluğu kurulmuş olundu. Evet. Yani Roma tarihi milattan önce 1500'lü yıllara kadar, milattan önce 510 yılında kuruldu. Ta o tarihe kadar gidiyor. Ama daha sonra Roma asıl imparatorluk sürecini Kartaca'yı yenmekle oluştu. Kartaca'yı yenince Kuzey Afrika, Güney Avrupa, ondan sonra Anadolu, Bizans İstanbul'u aldı. Yani buralara hakim olmaya başladı. Roma'nın Grekleşmesi Bizans'la başlar. Şimdi Roma'yı biz iki kategori diyeceğiz. Roma İmparatorluğu 476 yılında kavimler göçünün etkisiyle Roma İmparatorluğu parçalandı. Ve 476 yılında Batı Roma İmparatorluğu yıkıldı. Batı Roma İmparatorluğu yıkılınca Doğu Roma İmparatorluğu İstanbul merkezi olarak devam etti. Doğu Roma İmparatorluğu zamanla adını Bizans olarak değiştirdi. Ve zamanla Roma uygarlığından çok bir Yunan medeniyetine dönüştü. Bizans'a dönüşünce bir Yunan medeniyetine dönüştü. Yunan altyapısını kullandı. O zamana kadar Roma'nın resmi dili Latince'ydi. Fakat Bizans sürecine gelince Roma Helence kullanmaya başladı. Yani Yunan ağırlıklı bir yapı haline geldi. Şimdi dönüşüm sağlandı yani. 395 yılında bölünmüştü. 476 yılında Batı Roma İmparatorluğu yıkıldı. 1453 yılında Doğu Roma İmparatorluğu İstanbul fethiyle biliyorsanız yıkılmış oldu. Tamam. Yani şimdi, Roma tarihi insanlık tarihi kadar önemli. Yani kesinlikle hocam, şimdi çok hakim olmadığımız için hani Türk uygarlığı, Türk medeniyetindeki kişiler. Dolayısıyla bazı şeyleri eksik değerlendiriyoruz. Sonuçta Osmanlı Devleti İstanbul'u aldıktan sonra Roma uygarlığından etkilendi. Kesinlikle. Çünkü İstanbul alınca imparatorluğa dönüştük. Fatih Sultan Mehmet aynı zamanda bir Bizans imparatorluk geleneğini de tevarüs etti. Harika bir konu. Aslında bu konu gerçekten çok detaylı. Biraz daha farklı kişilerle de tartışılacak bir konu.
biz köklerimizi bilmezsek ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bize ne dayatılırsa onu kabul etmeye başlıyoruz. Biz zannediyoruz ki kendi kültürümüzü, kendi medeniyetimizi iki tane işte efendim pösteki gi, kafa, kuşu, kavuğu kafana tak ya da sakalı bırak, sarı sar, al sana bir medeniyet. Şimdi, bu değil. Zaten medeniyetimizde bu tartışmaya baktığımız zaman Emevi ve Abbasi medeniyeti arasındaki fark da buradan kaynaklanıyor. Emevi merkezi Şam'dı. Yani eski Roma'nın kadim şehirlerinin birisine kurulmuştu. Ve Roma İmparatorluğu'nun altyapısını kullandı ve Roma'dan etkilendi. Hatta Hazreti Muaviye için şey derler, hani bir Roma valisi veya Roma imparatoru gibi davranan diye eleştiriler de bunu. Hatta kendi zamanında bu tarz eleştiriler oldu. Ebu Zer el-Gıfari falan hep eleştirdi. Ama Abbasilerse İran kültürü üzerinde oluştu. Yani Abbasi herkesin içinde bulunduğu kültürden etkileniyor. Tabii, çünkü Abbasi medeniyeti İran'da, yani Irak topraklarında kurulduğu için, bugünkü İran topraklarında evet. kurulduğu için, bir de İran ve Türk etnik yapısının desteğiyle kurulduğu için özellikle İran medeniyeti üzerine oturdu ve bir İran Kisrası gibi davranmaya başladı Abbasi halifeleri. Ama Emevi halifeler ise bir Bizans imparatoru gibi davranmaya başladılar. Yani harika bizim tarihimizde de böyle bir çatışma evet. var. Osmanlı veya Selçuklu bu geleneği tevarüs ederek sentezleştirmeye çalıştı. Yani geçmişim kadim kültürümüze baktığımız zaman arka planda çok şey var. Çok uygarlıkların birikimi var. Yani birikerek geliyoruz yani. Kesinlikle. Bu da doğaldır. Çünkü siz aldığınız bölgenin kavimlerin insanlar kültüründen etkileneceksiniz. Artı oradaki insanlar buharlaşmıyor. O insanlar Müslümanlaşıyor. Müslümanlaşınca kendi eski gelenek ve göreneklerini bize intikal ettiriyorlar. İslam bu tarz şeyler esnektir. Yani gelenek ve görenekler İslam'ın temel ilkelerine aykırı değilse harika. İslam bunu kabul ediyor. Veya İslam onu dönüştürüyor. İslam boyasıyla boyuyor. Aslında şöyle diyebiliyoruz. Toplumların gelenek, görenek, örf, adet, yaşam biçimleri sürekli aktarılıyor. Bir dönem sonra bunlar bizim genlerimize işlemeye başlıyor. Bizim kültürümüz. Ve tabiri ise o kültür dahi genetik kodlamayla kodlarımıza giriyor. Bu bir evet. gerçek. Şimdi harika konular, geniş bir konu. Şu anda o kadar çok notlar aldım. Ben bile hani nereye gidiyoruz demeye başladım. Ha gideceğimiz yeri biliyoruz ama o kadar çok geniş bir konu. Dağıtmayalım, anayasaya geçelim. İlginç bir deryasınız hocam. Bu konuda çok teşekkür ediyorum. Rabbim ilminizi artırsın ve yaşadığımız ilim versin, yaşayacağımız ilim versin diyoruz. Şimdi dünyadaki ilk anayasal çalışmalardan bahsettik. İşte biraz tarihe girdik, tarih süzgeçten bahsettik. Yunan hukuku, Roma hukuku, Helen hukuku, işte efendim Perslerdir, Kuzey Afrika'dır. Şimdi ben bir anda ister istemez şaşırdım kaldım. Çok fazla bilgim olmadığı için bu konuda. Şimdi gelelim İslam hukukuna. İslam hukukundan bahsediliyor. İslam hukukunda ilk anayasal çalışmalar ne zaman başladı? Bu soruya gelmeden önce şunu söyleyeceğim. Şimdi genelde şöyle bir cümle duyarız. Müslümanın yasası, anayasası Kur'an'dır. İyi o zaman başka yasaya gerek yoktur gibi cümlelerle karşılaşıyoruz. O zaman ben gideyim Kur'an'ı alayım, yasa bu ne diyorsa yapayım. Şimdi her şeyi de Kur'an'da yazmaz ki kardeşim. Değil mi istersiniz? Bu konuda İslam'da, İslam hukukunda anayasa kavramı var mı? O zaman bunu da bunu soracağım. Varsa nelerdir ya da nasıl başladı? Örnekler verebilir misiniz şimdi, desem? Öncelikle şundan başlayayım, son söylediğinizden. Anayasamız Kur'an'dır ifadesi mecaz bir ifadedir aslında. Çünkü Kur'an'da böyle maddelendirilmiş devletin şu bu falan, yani böyle alıp da hemen uygulayacak bir şey yok. Burada Kur'an'da ne var? Kur'an'da ilkeler vardır. Ayetler evet. bize ilkeler sunar, bir çerçeve sunar. Alimler o ilkelerden ve çerçeveden ihtiyaçlara göre ne yaparlar? Doktrinler oluştururlar. Yani Ebu Hanife oturur, ayet ve hadise dayanarak bir doktrin oluşturur. İmam-ı Şafii oturur, farklı bir kültürün etkisiyle, farklı bir dönemin şeyle etkisiyle, farklı bir mantıkla, farklı bir doktrin oluşturur. Ve bunlar hukukçudur. Bu doktrinler zamanla devletler tarafından devlet normları haline getirilmiş olur. Dolayısıyla anayasamız Kur'an'dır derken temel olarak doğru. Ama bu şu anlama gelmiyor. Yani bir bizim anayasa kitapçığı gibi böyle maddelendirilmiş madde 1, madde 2, madde 3 gibi bir şey değil. Bu çerçevesi çizilmiş bir şeydir. Allah Kur'an'da bize birçok şeyi sadece hatırlatır. Dip notlar gibi düşünün. Böyle ufak rütuşlar çizer. İşte harika. Gezin, görün, araştırın gibi mesela. Der değil mi? Der. Şimdi hocam burada harika bir konuya girdik. Fakat tabii ki televizyonda kendine göre bir tarihi akışı var. Bu arada sevgili izleyicilerimiz kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra değerli hocamla kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Tekrar merhaba Kanal 5'in değerli izleyicileri. Medeniyetimiz programında değerli hocamız İbrahim Halil Er'le beraber medeniyetimizi oluşturan temel unsurları konuşmaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz anayasaydı. Değerli hocam, dedik ki İslam hukukunda anayasa kavramı var mı? Varsa nelerdir? Talihsel örnekler dedik. Çok hassas bir noktada kaldık ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kaldığımız yerden başlayayım. Biz dedik ki anayasamız Kur'an'dır ifadesi kullanılıyor. Tabii bu şey anlamına geliyor. Yani Kur'an'dan ilhamını alan bir anayasal çalışma anlamına gelir. Yani bu sözü söyleyenler. Dolayısıyla buradan biz şu yoruma ulaşıyoruz. İslam medeniyetindeki bütün anayasal çalışmalar, bütün hukuk çalışmalarının temel kaynakları vardır. Temel kaynaklardan biri Kur'an'dır. Kur'an'a uymayan kabul edilmez zaten. İkincisi sünnettir. Yani Peygamberimizin uygulamaları ve hadislerdir. Üçüncüsü ise ulemanın içtihatlarıdır. Yorumlarıdır, çalışmalardır. Bunlara değineceğiz ama sizin sorduğunuz soruya tekrar dönersem İslam medeniyetinin anayasal çalışmaları da ilk peygamberimiz zamanında başladı. Yani o kadar erken. O zaman yazılı var mı? Tabii. Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye geldiğinde evet. Baktı ki Medine toplumu Mekke toplumu gibi değil. Medine etnik yapısı farklı. Çok etnik yapı ve çok dinli bir yapıya sahip. Yani Medine'de Yahudiler var. Müşrikler var, Araplar var ve Arap olmayanlar, özellikle köle olanlar yani Yahudi olanlar var. Dolayısıyla Medine'de bu insanlarla bir arada yaşayacaksınız. Birlikte yaşam kültürü birlikte var. Birlikte yaşamanız için kurallar ortaya koymanız lazım. Çünkü statü değişti. O zaman kadarki kurallar neydi? Kabilecilik kurallarıydı. Kabileciliğin cahiliye kurallarıydı ama bu cahiliye kuralları şimdi yeni duruma göre adapte edilmesi lazım. Dolayısıyla Peygamberimiz bu durumu gözlemledi ve oturup taraflarla bir sözleşme yapma geleneğini duydu. Şimdi Medine'ye hicret eden peygamberimiz, şimdi biz İslam tarihini bilmediğim için şu yanlılıkla düşünüyoruz. Evet. Peygamberimiz Medine'ye geldiği zaman zannediyoruz ki bütün Medine'ler Müslüman. Medine çeşitli bölgelerden oluşuyor. Aslında peygamberimizin geldiği yer Yesrib bölgesi. Ama bunun dışında diğer bölgeler var. Beni Kaynuka'nın bölgesi var, Beni Kureyza'nın bölgesi var. Evs'in bölgesi var, Hazreç'in bölgesi var. Peygamberimiz Yesrib bölgesine geldi. Ve Peygamberimiz Medine'ye geldiği zaman ilk yaptığı şeylerden birisi nüfus sayımı yapmak oldu. Nüfus sayımı biz ta 2. Mahmut zamanında diyoruz ama Peygamberimiz ilk nüfus sayımı Peygamberimiz yaptı. Şimdi Medine'de mi oldu? Tabii. Ve nüfus sayımında 10 bin civarında Medine nüfusu oldu ortaya çıktı. Ve bunun 1500 tanesi Müslüman. İlginç. Yani. Biz de hani hep şöyle biliyoruz. Mekke'de Müslüman sayısı azdı. Dolayısıyla Medine'de daha fazlaydı. Onun için oraya gidildi. Ha şey var. Tabii 1500 sadece Medinelilerden Müslüman olanlar ama şimdi bu 1500 sayı az gibi olsa da keyfiyeti güçlü. Yani kabile liderleri ileri gelenler. Yani sonuçta diyelim işte 8000 kişi Müslüman değil. Ama o 8000 kişi sayı çok olsa da şey güç olarak o 1500 kişi daha güçlü. Çünkü bütün Hazreç'in lideri, Evs'in lideri yani lider pozisyonunda olanlar, toplumun seçkin unsurları Müslüman. Evet. Hocam şimdi dolayısıyla konu çok bu güzel. Önemli bir nokta. Harika bir konu. Çok güzel diyorum ya. Ben mesela müthiş keyif almaya başladım. Ama asıl konu anayasa. Ben oraya doğru biraz gelmek istiyorum. Evet. Ha işte ona geleceğim. Peygamberimiz bu durumu değerlendirdi ve taraflar arasında herkesin uyuşacağı bir kural ortaya koydu. Buna biz Medine vesikası diyoruz. Ya da Muhammed Hamidullah'ın tabiriyle ilk İslam anayasası diyoruz. İlk İslam anayasası 52 maddeden oluşuyor. Peygamberimiz Medine'nin kabileler var. Yani Araplar da bütün değil. Her kabileyi orada isim isim zikrediyor. Şu kabile böyle, bu kabile böyle. Bir de Yahudiler var. Bu ismi geçen bütün kabile ve Yahudiler, ki Yahudiler de bütün değil. Onlar da kendi arasında kabileler ayrılmışlar. Hepsiyle birebir görüşülüyor ve hepsi bunu onaylıyor. Evet. Anayasanın temel özel detaylarına ben girmeyeceğim ama temel özelliği şu. Birlikte yaşama kültürü ortaya çıkıyor. Yani peygamberimiz getirdiği şey şu. Biz buradayız, siz de oradasınız. Biz Medine ama yaşadığımız bir şehir. Bu şehirde sorunlarımızı nasıl çözeceğiz, nasıl bir arada yaşayacağız? Ve ana prensip şu oldu. Bütün taraflar peygamberimizin hakemliğini kabul ettiler. Yahudiler dahil olmak üzere. Bu Muhammedül Emin'in etkisi mi diyebilir miyiz ona? Bilmiyorum. Sadece o değil. Yani peygamberimizin karizmatik kişiliğinin orada herkes tarafından kabul edildiği anlamına da geliyor. Bu da önemli bir durum. Yahudi, yani Müslüman bile değil, Yahudiler bile aralarında ihtilaf çıktığı zaman Resulullah'a getiriyorlar. Ha, bu ihtilaflar neye göre çözülecek? İki tür var.
kabul ederlerse İslam hukukuna göre çözülür, Müslüman değillerse. Yok biz kendi hukukumuza göre çözeceğiz dersek onların hukukuna göre konunu Tevrat ne diyor? Tevrat bu konuda böyle diyor. Mesela Yahudiler geliyor işte diyor ki falan kişi zina etti. Zina ne diyor Tevrat? Açıyorlar. Zina işte şey gerekiyor. Veya kısasla ilgili bir hikaye var. Kısas mesela biri birini öldürmüş. İşte bu ne diyor? Sizin kitabın ne diyor diyor. Yahudiler şey yapıyor. Kısas şeyin parmaklarını kapatıyorlar böyle. Ayetini görmesin. Hadi kitabınızı getirelim. Kitabınıza göre karar verelim. Çünkü peygamberimize geliyorlar ama peygamberimize diyorlar ki bizim hukuk kuralımıza göre bize bir ceza kes. Hakem oluyor peygamberimiz. Peygamberimiz diyor ki tamam getirin Tevrat'ı. Tevrat'ı getirirken parmaklarıyla o kısas kısmını kapatıyorlar. Ama oradakilerden birisi biliyor, ezbere biliyor. Yok diyor burada da kısas var diyor. Kısas varsa tamam kısas yapacaksın deyip kısasın gerekleri yerine getiriliyor. Yani İslam devletinde mesela çok önemli nokta. Çok hukuklu bir sistem oluşuyor. Modern hukuk, modern devletler daha buna ulaşamadı. Şimdi mesela siz Amerika'ya gidiyorsunuz. Sizin dininiz farklı, oranın kuralları farklı ve belki sizin dini inancınızda ters bir şeye sizi zorluyor. Ama siz adam dayatıyor. Benim ülkeme geliyorsan veya benim ülkemde yaşıyorsan buna uyacaksınız diyor. Ama İslam hukukunda çok hukuklu bir yapı var. Osmanlı Devleti mesela bunu aynen uygulamış. Milletler sistemi gibi bir sistem oturtmuş. Yani bir de Osmanlı'nın kendi bir anayasası var ama Osmanlı'da yaşayan azınlıklar ya da değişik tebaların kendi dini ya da hukuk kurallarını kullanıyor. Tabii kendi hukuklarını uyguluyor yani mesela bir Yahudi kendi o zaman bir karmaşa oluşmuyor mu hocam şimdi? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin bir anayasası var, yasaları anayasa, var. Onu anayasa olarak görme. Hukuk yasalar var, hukuk kuralları var. Osmanlı için hukuk olarak düşün. Hukukun ana ilkesi şu, Yahudiler kendi iç hukuklarını uygulayacak. İşte Müslümanlar kendi iç hukukunu uygulayacak. Bunlar kendi iç hukuklarını uyguluyor. Mahkemeler var, mahkemelere gidiyorsunuz mesela hangi kökene mensupsanız o kökene göre ama karmaşa yardım... oluşturmuyor mu burada? Hiç oluşmuyor. Nasıl yani diyelim birine göre işte verilen bir yaptırım, bir ceza, bir müeyyide farklı, bir diğerinde farklı. Sadece şurada oluşuyor. İki farklı etnik köken. Yani Müslümanlarla Yahudiler bu konuda ihtilaflıysa yani iki kişi arasında biri Müslüman taraflı biri Yahudi ise o zaman İslam hukukuna göre karar veriliyor. Eğer dini bir zorlama yoksa, mesela diyelim ki cinayet olmuş, mesela diyelim ki hırsızlık olmuş, mesela zina olmuş gibi. Bu zaman ne oluyor? Müslümanla Hristiyan arasında ise Müslüman hukukuna göre uygulanıyor. Hmm. Ama Hristiyanlar kendi arasında, Yahudiler kendi arasında bir sorun varsa onların din adamlarından oluşan mahkemeleri onun cezasını veriyor. Ve Osmanlı Devleti bunu uyguluyor. Zaten iki tür durum var. Mahkemelerde ya kendi hakim ve savcıları olabiliyor ki Tanzimat döneminde olan bir süreçtir. Daha öncesi de kendi kiliseleri, papazları veya da patrikleri bu cezayı uyguluyor. Osmanlı Devleti de bunu askerlerle bunu uygulamış olur. Çünkü evet. Patriğin yanında bir Yeniçeri Birliği var yani şey değil. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiği zaman Fener Rum Partisi'nin resmi statüsünü tanıyor. Ona bir yer tahsis ediyor ve ona bir bölük, Yeniçerilerden oluşan bir güvenlik bölüğü tahsis ediyor. Evet. Bunun üzerine uygulanıyor. Yani devletin bir şeyi oluşmuş oluyor. Devletin artık bir resmi kurumu haline gelmiş oluyor. Tamam. Buna çok hukuklu sistem diyoruz. Hatta Erbakan da mesela bazı şeylerinde bunu mesela değinmiştir. Bize kimseyi kendi hukuku için ile benim hukukuma yaşayacaksın ile bana benim yaşam tarzıma göre yaşayacaksın diye zorlama olmaz demiştir. İşte bu Medine Vesikası'nın Müslüman siyasal düşünce içerisindeki yankılardır. Yani 1500 yıllık bir yankı birikim olarak gelmiştir. Biz bunları bazen konuştuğumuz zaman neyin nereden yankılandığının çok farkına varmayabiliyoruz. Ama ta köken peygamberimizin yaptığı bu uygulama. Şimdi gerçi bu buna biz şey diyoruz. Bir konsensüs diyoruz. Kabileler arası ittifak diyoruz. Ama bu ne çok uzun sürmemiş. Sonuçta Yahudiler buna uymadığı için, Bennadir kabilesi uymadığı için ama uymadıklarında ne olmuş? Medine Sözleşmesi ya da Medine Anayasası'na göre ceza almışlar. Şimdi oradaki maddelerden birisi, taraflardan biri buna uymazsa evet. Ne olacak? Vatana ihanetle, mesela en önemli madde şu, dışarıdan bir saldırı geldiği zaman bu unsurların hepsi birlikte dışarıya karşı şehri savunacak. Ama Bennadir Yahudileri, müşrikler desteklerde Müslümanların yanında bulunmadılar. Bunun üzerine bu anlaşmanın maddesine göre ne oldu? Medine'den sürüldüler. Hiçbirisi itiraz etmedi. Bize haksızlık yaptınız, adaletsizlik yaptınız demedi. Çünkü kendi imzaladıkları anayasanın altındaki madde bu, ihanet. Evet. Hiç kimse, hiçbir devlet kendisine yapılan ihaneti affetmez. Çünkü ihaneti affederseniz bu ihanet müfter şey haline gelir. Gelenek haline gelmeye başlar. Nasıl affediliyor demiş. Harika hocam. Orada çok farklı bir noktaya gireceğiz. Tamam. Peygamber Efendimiz zamanında Medine
sözleşmesi yapıldı, Medine vesikası yapıldı, 52 maddeden oluşuyordu. Bunlar ilk anayasal temeller oluşturdu, uygulamaya başlandı. Ondan sonra ihtilaflar başladı. Geçenlerde bir sohbetteyiz, yine bir bilimsel ortamdayız. Akademisyen hocam sohbet ediyor. Dedi ki ya asr-ı saadet diyoruz. Hepimizin özlemi asr-ı saadeti yaşamak değil mi? Çok evet. Güzel, ben de istiyorum dedi. Ama dedi bir de olaya şöyle bakalım. Tarihsel süzgeçte baktığında asr-ı saadete bakıyorsun, Peygamber Efendimiz dönemi zaten mücadelelerle geçiyor. Orada bir dönem, bir rahatlık dönem var. Ondan sonra Hazreti Ebu Bekir, Hulefai Raşid'in Hazreti Hulefai Ömer, Raşid'in. Ondan sonra Hazreti Osman ve Hazreti Ali döneminden sonra bir bakıyorsun, İslam tarihi savaşlar, katliamlar, ihtilaflar, entrikalar, bilmem ne almış başını gidiyor. Biz buraya mı özeniyoruz? Bir durakladım kaldım, ne oluyor falan dedik. Aslında çok güzel bir soruydu. Başlangıçta, programımızın başlangıcında güzel bir şey söylediniz. Siz dediniz ki konuşmamız lazım, tartışmamız lazım. Biz konuşmazsak, tartışmazsak, tarihi köklerimizi araştırmazsak bu defa bize dayatılanları geçmişimiz gibi. Ben bu kitapta konuyu uzun uzun anlatmışım. Niye öyle oldu, niye dönüştü, onun üzerine bahsetmişim. İşte bunu bahsedeceğiz. Siyasal İslam düşüncesinin evet. Doğuşu ve doğuşu ve devlet konusu sizin orada kitabınızı ben bayağı uzun uzun anlattım. Okuyacağım. Hocam sosyolojik tarihsel zemini bilmediğin zaman böyle cak diye ortada kalıyoruz. İşte burada şu soruyu soracağım hocam. İslam hukukunda anayasa veya hukuk kaynakları var değil mi? Var. Peki bu hukuk kaynakları neler? Temeller neler? Nereye dayanarak bunu alıyoruz? Şimdi baştaki bahsettiğiniz o dejenerasyon, bozulma şeyinden biraz bahsedeyim. Şimdi Peygamberimiz Medine vesikasını yaptı. Bu meska daha sonra Yahudilerin müşriklerle işbirliği yapmasıyla Beni Nadir kabilesi, daha sonra işte Beni Kaynuka, daha sonra Beni Kureyza kabileleri Medine'den sürüldüler. Bu anayasaya aykırı hareketler için. Evet. Hiçbirisi de bize Muhammed sen zulmettin demedi. Çünkü kendi yaptıkları, kabul ettikleri şeye uymadıklarını hepsi biliyordu. Bu cezayı da biliyorlardı. Bir anlamda Medine vesikası veya ilk anayasa taraflardan birinin tasfiyesiyle sonuçlandı. Çünkü uymadığı için. Şimdi biz Resulullah dönemine baktığımız zaman şunu bazı şeyleri kaçırıyoruz. Şimdi ben mesela Peygamberimizin diplomatik ilişkilerle ilgili bir şu an kitap çalışması yapıyorum. Yani resmen devlet başkanı gibi davranmış. Yani biz Resulullah'ın aynı zamanda bir devlet başkanı olduğunu kaçırıyoruz. Aynı zamanda bir insan olduğunu da kaçırıyoruz. Peygamberimizi bir sadece bir bugünkü tabirle bir dini lider, bir guru, bir bilmem şu gibi böyle mistik güçler olan bir şahsiyet gibi algılıyor. Ama Peygamberimizin bir insan Muhammed var, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İnsan, devlet başkanı olan bir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem var. Bir de bir peygamber var. Şimdi biz bunların fonksiyonlarını birbirine karıştırdığımız için sıkıntı oluyor. Peygamberimizden sonraki süreçte ihtilaflar ve sıkıntılar özellikle Hazreti Osman döneminden itibaren, ikinci dönemden itibaren başladı. Bunlar başlamış olması doğaldır. Biz çünkü sosyolojik gerçekleri, toplumsal gerçekleri göz ardı ediyoruz. O dönemin bütün toplumunu sahabe gibi düşünüyoruz. Hazreti Ali gibi, Hazreti Ömer gibi, Hazreti Osman gibi düşünüyoruz. Ama İslam bir anda çok geniş bir boyuta yayıldı. Peygamberimiz Hudeybiye Antlaşması'ndan sonra Arap kabileleri grup grup Müslüman oldular. Peygamberimiz vefat ettiğinde 5 milyon kilometre karelik bir alana İslam yayılmıştı. Ama İslam buraya yayılmış ama bu insanların hepsi tam daha İslam işlerine tam sinmemiş. Adam genel olarak kabul etmiş ama detayları bilmiyor, şunu bilmiyor. Kabile reisi kabul ettiği için kabul etmiş. Büyükleri kabul ettiği için kabul etmiş. Yani onların vardır bildiği demiş. Peygamberimiz vefatından sonra biliyorsun ridde, dinden dönmez çalışmaları falan oldu. Dolayısıyla bu insanlar, yani savaşan insanlar, ihtilaf çıkartan insanların hepsi sahabe zamandaki o samimi insanlar olarak gibi algılıyoruz değil yani. Hazreti Ali zamanında, Hazreti Osman zamanında çatışanlara baktığımız zaman ya çok sonra Müslüman olmuş olanlar var ya da Peygamberimiz vefatından sonra Müslüman olan kabileler var ya da Ridde savaşlarında Müslümanların kılıçlarıyla itaat altına alınmış mesela o Irak bölgesindekiler öyle hepsi dinden dönmüşlerdi sonra itaat altına alındı. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer bunları iç mücadelelerle girmesinler diye dış fetihlere yönlendirdi. Bizans'a ve İran'a fetihlere yönlendirdi. Bunlar bu fetihlerde ganimetlere kavuştu. Şu oldu, bu oldu. Dikkatleri dağıldı. Zamanla İslam bunları oturmaya başladı. Ama ilk zamanlardaki o dalgalanmayı böyle örtmeye çalıştılar. Şimdi biz tarihi bilmiyoruz, sosyoloji bilmiyoruz, toplumu evet. Bilmiyoruz. Biz zannediyoruz ki Hazreti Ali zamanındakiler hepsi sahabe, Hazreti Osman zamanındaki hepsi sahabe. Hatta bununla ilgili şöyle bir rivayet anlatılır. Biri geliyor, Hazreti Ali'ye diyor ki, Hazreti Ali halife, ya diyor,
Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer dönemindeki gibi niye böyle bir dönem yaşamıyorsun da senle Osman zamanı hep savaşla geçti. Müslümanlar birbirini kesti. Niye böyle oldu diyor. Hazreti Ali diyor ki Ömer şey Ebubekir ve Ömer zamanında vezirler benle Osman'dık. Ama Osman'la benim zamandaki vezirler sizsiniz. Yani yardımcı. Vezir derken yardımcı. Yani sosyolojik evet. olgudan bahsediyor. Yani o zamanki toplum daha peygamberimizi görmüş, daha böyle samimi toplum. Ama zamanla toplum genişliyor. İslam geniş bir alana yayılıyor. Sahabelerin birçoğu sağda solda tabii devlet yönetme görevler alınıyor. Ordu komutanı oluyor. Bazıları orduda mesela savaşta şehit düşüyor. Dağılıyor gidiyor. Yani toplum eski toplum değil. Şeyler vefat ediyor. Babalar vefat ediyor. Çocuklar kalıyor. Mesela Sıffin Savaşı'nda şey Ammar bin Yasir şöyle bir diyor. Diyor ki biz diyor bunların babalarıyla İslam'ın kabul edilmesi edilmemesi için savaştık. Şimdi çocuklarıyla diyor İslam'ın hayata uygulanıp uygulanmaması için savaşıyoruz. Yani ilginç bir şey bahsediyor. Evet. Yani Sıffin Savaşı'nda çocuklarla savaşıyoruz anlamında. Zaten evet. şu var. Şimdi bu sosyolojik olguları biz göz ardı ediyoruz. Birçok şeyi göz ardı ediyoruz. Kafamıza bir şablon var, kafamıza bir düşünce var, onu uydurmaya çalışıyoruz. Akşam televizyonda bir tefsir profesörüne baktım, şeyi ispatlamaya çalışıyor, ayetlerle tek eşliliği ispatlamaya çalışıyor. Güldüm, yani bu kadar, yani Kur'an'ı kendi şeyimize, bugünkü dünyamıza uydurmak için mi uğraşacağız yoksa Kur'an'dan mı yola çıkıp mı kendimize bir sistem mi kuracağız? İşte eski ulemalar Kur'an'dan ve hadisten yola çıkarak bir sistem oluştururken bizim bugünküler, Grek Roma biraz önce bahsettik, uygarlığın etkisinde oluşan zihnimizi, ki biz hepimizin zihni ifade edilmiş durumda, evet. sağlıklı düşünemiyoruz aslında. O zihin, arızalı zihinle biz Kur'an'a bakıyoruz, oradan bir şey üretmeye çalışıyoruz. Arızalı zihinle bir şey üretilmez. Zihnimizi önce Kur'an'a ve sünnete endeksinde bir yeniden düzenleyeceğiz, sonra oradan yeni bir şey üreteceğiz. Şimdi hocam harika bir konu, gerçekten Kur'an'a göre, sünnete göre endeksleyeceğiz de... Kaynak Sizin ne ikinci olacak? Soru. O ayrı kaynağı bir konu. Asıl kaynağa geleceğim ben. Hukuk kaynakları neler? Evet. Şimdi İslam hukukunun ana birinci kaynağı, birinci ilkesi Kur'an'dır. Şimdi Kur'an bir hukuk kitabı mıdır? Kur'an bir hukuk kitabıdır, Kur'an bir tıp kitabıdır, Kur'an bir tarih kitabıdır, Kur'an bir hikaye kitabıdır, Kur'an bir masal kitabıdır. Hepsi Kur'an'da var. Ne diyor Yusuf suresinin başında? Size en güzel hikayeyi ben anlatacağım diyor Allah. Harika. En güzel hikayeyi ben anlatacağım. Şimdi ben bir ara bir yerde yazıyordum, hikaye anlatıyordum. Biri kalktı, hocam yani siz hikayeci misiniz, alim misiniz, bir karar verin dedi. Dedim ki o zaman dedim, Kur'an'ı da söyleyin, Allah'a da bir laf söyleyin. Aşk hikayesi var Kur'an'da. Şimdi insanlar hikayeden kastının kısa ise olduğunu anlamıyor. Çünkü bugün sizin alanınız biliyorum, NLP tekniklerinde en önemli şeylerden birisi nedir? Hikayeleştirerek öğretmek. Metaforlar oluşturma, tabii. Hikaye. Şimdi Kur'an bunu uyguluyor. Dolayısıyla Kur'an'da bu hepsi var. Ama biz kim bundan faydalanacak? İşte olay uzmanları, Kur'an onunla bahsediyor. Er-Rasihun diyor. Rasihun uzman demektir. Kur'an'ın diyor, bazı şeyleri kapalıdır diyor. Onu da ancak er-Rasihunlar anlar. Rasihunlar yani konunun uzmanları anlar diyor. Evet. Şimdi uzmanlar dediğimiz kişiler kendi şeylerine göre siz kişisel gelişimci olarak oturup oradan bir şey çıkartırsınız. Ben tarihçi olarak başka şey çıkartırım. Bir başka hukukçu olarak bir başka çıkartır. Ne diyor? Allah'a atiullahi ve atiur rasul ve ulul emri minkum. Allah'a itaat edin, Resuluna itaat edin ve sizden olan emirlere de evet. yöneticilere de. Şimdi mesela ama de diyor. İtaat edin demiyor. Mesela o çok önemli. Mesela ben bu ayetle ilgili epey bir makale yazdım. Şimdi Allah'a ve Resulüne atiullaha ve atiur rasul. Allah'a ve Resulüne itaat edin ve ulul emri minkum. Şimdi Allah'a itaat edin demek, şimdi Allah bize vahiy getirmiyor. Dolayısıyla biz nasıl itaat edeceğiz? Kur'an'a itaat etmiş olacağız. Kastettiği yönetim sisteminde bir kitap, yani bu Kur'an'ı uygulayacaksınız. Ve atiur rasul, yani Resul'e itaat edin derken, şimdi Resulullah yanımıza değil, nasıl itaat edeceğiz? Şimdi ayet günümüze hitap etmesi lazım. Resulullah yok. Kimi ne demek istiyor? Resulullah'ın getirdiği hadisler, yönetim sistemi, sünnet, bunların hepsine itaat edin diyor. Ve ulul emri minkum ve sizden olan yöneticiler diyor. Sizden olan yöneticiler derken itaat kelimesi, fiili orada yok. O zaman şunu anlıyoruz. Yöneticileriniz Allah'a ve Resul'e yani kitap ve sünnete uyarsa itaat edin anlamı geliyor. Uymazsa itaat etmeyin anlamı geliyor. Ama ben bir hukukçu olarak diyelim, bundan şu anlamı da çıkartıyorum. Şimdi din şeyi olarak biz... farklı çıkartıyoruz ama hukukçu olarak şunu çıkartırız. Bir yönetici hukuk kurallarına uymazsa itaat edemezsin. İtaat etmeyeceksiniz.
Hukuk kurallarının adı kitap ve sünnet. Yöneticilerimiz hukuka bağlı olacak. Hukuka bağlı olmayan yöneticimiz keyfi bir yönetimle sizi yönetmeye kalkışırsa sizin üzerinize ona itaat etme vecibiyeti olmaz. Peki onu neye göre belirleyeceğiz? Nasıl? Onu neye göre belirleyeceğiz? Hukuk kurallarına. Bakıyoruz günümüzde var. Yok işte efendim diyor, bu devlet diyor işte ne diyor? İslam devleti. İslam devleti değildir diyor, itaat etmem diyor. Öbürü diyor ki falanca diyor, falanca işte gruptanmış, itaat etmem diyor. Falanca görüşlenmiş, itaat etmem. Şimdi böyle bir kural şu. Şimdi öncelikle Müslümanlar, yani ümmet, o toplum kendilerine meşru yöneticiler seçerler. İşte bunu seçerken kaynak ne olacak? Ben oraya döneceğim yine. Kaynağımız şu. Bir Kur'an dedik, tamam. Biz ulema, alimler Kur'an'dan, sünnetten hukuk normları üretirler. Buna biz, ne diyoruz buna? İşte doktrinler oluştururlar. İşte mesela şu anda nedir mesela, hangi doktrinlerimiz şu anda var? İşte Hanefi doktrini, Şafii doktrini, Maliki doktrini, Hanbel. Biz mezhep olarak görüyoruz ama aynı zamanda bunlar hukukçudur. Yani fakih, İslam hukukçusu demektir. Evet. Yani biz Ebu Hanife'yi sadece abdestimiz bozulduğu zaman ne bileyim şunu yaptığım zaman aklımda geliyor. Biz onu zannediyoruz. İşte karıştırılan işte. Bu mu hocam? Bunlar, emin olun var ya, fıkıha baktığın zaman fıkhın belki beşte biri ibadetle alakalıdır. Geri kalan hepsi muamelattır yani. Ya beşte biri bile çok ciddi bir oran. Çok. Yani hatta beşte biri, %5'i ya da %3'ünden yani bahsediyoruz. Beşte birinin bile içinde ibadet olan şeylerin bazıları aynı zamanda hukuktur. Mesela namaz bir ibadettir. Fıkıhta evet. Var. Oruç bir ibadettir. Fıkıhta var. Hac bir ibadettir. Fıkıhta var. Ama zekat hem ibadet hem de ekonomiyle alakalıdır. Hem de toplumla alakalıdır. Evet. Şimdi tamam. Biz ondan sonra mesela evlilik, nikah, dini bir ibadet gibi ama aynı zamanda nedir? Medeni hukukun altyapısıdır. Evet. Dolayısıyla bu alimlere, bu mezheplere baktığımız zaman bunların aynı zamanda bir hukuk doktrini olduğunu, her mezhebin aynı zamanda bir hukuk doktrini olduğunu unutuyoruz. Her mezhebin hukuk usulü fıkıh dediğimiz dersi vardır. Usulü fıkıh modern tabir hukuk usulüdür. Hukuk yönetimidir. Evet. Şimdi usul üzerine bir hukuk inşa edilir. O usul üzerine yapılan, inşa edilen hukuk üzerine devletler yönetilir. Abbasi devleti uzun yıllar Hanefi hukukuna göre yönetilmiştir. Osmanlı devleti uzun yıllar Hanefi hukukuna göre yönetilmiştir. Eyyubi devleti uzun yıllar Şafii hukukuna göre yönetilmiştir. Yani devlette bu hukuku uygulanmışız. Yani şey değil. Yani böyle kağıt üzerinde kalmamış. Yani. Peki burada işte Hanefi hukuku, Şafii hukuku falan diyorsun. Bu hukuklar arasında ciddi farklar var mı? Yani ihtilaflar var mı? Şimdi ihtilaflar teferruattadır. Yani ne diyoruz? Furudadır. Yani genel hatlarıyla nedir? Bir, devletin ana yasa niteliğinde olan şeyler nedir? Devletin evet. Tepesinde bir idareci olacak. İkincisi, bu idarecinin yanında yönetim kurumlarını görev alan kurumlar olacak. Üçüncüsü, devletin liderinin vasıfları ne olacak? Müslüman olacak. Mesela Müslüman olmayan bir lider, adam kafir oldu, ateist oldu, yöneticilik vasfını kaybeder. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar şimdi modern tabirle çerçevesi çizilmiş anayasa sistemi bir şeyde Medine vesikasında vardı. Ondan sonraki süreçte anayasa şeklinde çerçevesi çizilmiş bir sistem yok. Hukuk var. Bir şey gibi düşünün. İşte bugün İngiltere'de bile yazılı hukuk yoktur. Yani anayasa yoktur. Onu geleceğim ama konumuz dağıldı. Olmazsa onu bir sonraki şimdi, programda paylaşmak istiyorum. Çünkü anayasa konusu çok geniş bir konu hocam. Evet. Ki anayasa konusu çok geniş, detaylı, çetrefilli bir konu. Son dönemde ülkemizde yaşanan olaylar, mecliste yaşanan olaylar. Yani artık yani insanlar... Bizim tarihimiz anayasal tarışmaların geçtiği bir tarih. Özellikle Osmanlı tarihinden itibaren başlarsak. Bu cümle çok güzel. Bizim tarihimiz anayasal çatışmaların, tartışmalarla halen dolu. Yani, halen öyle. Halen de öyle ve şu andaki son şimdi, meclisteki durum şu. Şimdi anayasanın şöyle bir özelliği var. Siz anayasayla... Niye peki düzgün bir anayasa yapıyoruz? Bir Amerika gibi olamıyoruz. Amerikan yasalarına baktığınızda diyorlar ki çok basit, ilkokul çocuğunun bile anlayacağı bir dil ve üslup var. Bir sayfa. Şimdi Avustralya anayasası... Şöyle bir A4 sayfası hocam. Evet. Yani bir A4 sayfası. İngiltere'nin yok bile. Avustralya'da ise bir yasa yok diyor. Sadece Avustralya valisinin kraliçeye sunmuş olduğu bir liyakat ya da işte bağlılık sözleşmesi var diyor. Onu sunuyor. Yok bile orada. Şimdi anayasa o zaman zararlı bir şey şimdi mi? Şimdi sebep şöyle. Şimdi biz şunu göremiyoruz. Şimdi anayasa ile biz bir dünya nizamı, bir ne diyoruz buna? Bir devletin bir yürüyeceği bir mantalite inşa ediyoruz. Evet. Şimdi bizde toplumsal konsensüs oluşmadığı için
Bir güç egemen olduğu zaman kendi konsensüsünü, kendi dünya görüşünü, kendi mantalitesini dayatıyor. Bu Osmanlı'da da aynen geçerli oldu. Osmanlı'da anayasa mücadeleleri var. Cumhuriyet Türkiye'sinde de bu aynen geçerli oldu. Sürekli balans ayarı yaparak bunu düzeltiyoruz. Ama şimdi dünyada da bu gerçek, bu. Gerçek bir anayasa çalışması için toplumsal konsensüsün oluşması lazım. Toplumsal konsensüsün oluşmasının kuralı şu. Biz toplumsal konsensüsü oluşturacak ana damarları kesmişiz. Şimdi toplumla bir Kürt'le bir Türk'ü siz neyle bir araya getirirsiniz? Ortak bir kültürle bir araya getirir. Ortak kültür iki kültür vardır. Bir dindir, iki vatandır. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu iki kültürü ortadan kaldırırsanız sizin ortak konsensüsü kurmanız imkansız hale gelir. Şimdi bizim ülkemizde toplum olarak biz bir anlaşma konsensü zemini oluşturmadık. Tepeden birileri dayattı ve bu topluma uymadı. Bir diğeri de şudur. Anayasasında mümkün oldukça az öz yapılır. Çok detaylara girmez. Çerçeve çizer. Detayı hukuk kanunlarla siz yönetirsiniz. Ama bizim yasa koyucularımız her şeyi kendileri çok iyi biliyor. Sayfalarca kitapçık şeklinde anayasa yapıyorlar. Bu da ne oluyor? Bir süre sonra toplumun ihtiyaçlarına cevap vermiyor veya toplum değişiyor, şartlar değişiyor. O madde sizin önünüzü kapatıyor. Böylelikle bu sefer anayasa tartışması burada devam ediyor. Şimdi kabul ediyor bizim mi? Öncelikle toplumla konsens oluşturmamız lazım. Topluma güvenmemiz lazım. Çerçeveyi çok geniş çizmemiz lazım. Geri kalan detayları nerede yapacağız? Hukuk çalışmaları, kanun çalışmaları yapacağız. Dolayısıyla biz anayasada oturup da sayfalarca Cumhurbaşkanı'nın görevi, Genelkurmay Başkanı'nın görevi, Başbakan'ın görevi, Carçut bunlar anlatmamıza gerek yok. Bunları kanunlarla yapacağız. Nedir? Devletimiz yönetim biçimi, başkenti falan. İşte Cumhurbaşkanı, Başbakan falan filan. Ama bunu bu hale getiren biz değil miyiz? Geçen mecliste bir milletvekilimiz, gerçi ben siyasi konulara hiç girmiyoruz, özellikle ona dikkat ediyoruz ama bu siyasi değil, bir anayasa ilgili. Bir tane köpekle geliyor, işte meclise giriyor, diyor ki meclisin kapısında diyor köpekle girilmez yazmıyor burada diyor. Ya da kanunlarımızda, yönetmeliklerimizde diyor köpekle girilemez diyor. O köpekler de bir canlıdır, onun da girme hakkı var gibi bir çıkarsamaya gidiyor. Bugün sen bunu tutuyorsunuz, İngiltere'deki bir sayfada yasadan bahsediyorsunuz, Amerika'da bir sayfalık yasalardan bahsediyorsunuz. Hatta dünyada hiç yasası olmayan ülkeler var. İnternete girince işte İngiltere örneği var. Yok. Şimdi tutuyorsunuz ama bunu bu hale getiren de bizim yöneticilerimiz değil mi? O zaman i̇şte ne? Sebep şu. Bizi şimdi bunlar bu tür yasalar anayasası olmayan devletlerin köklü bir mazisi, köklü bir hukuk gelenek görenek geçmişi var. Bizden de mi köklü İngiltere? Biz de o kökü kesmişiz. Şimdi biz de kişi geliyor İslam kültürüyle kendini bağlantı kuruyor. Bir başkası geliyor, hayır diyor, ben de laik liberal kültürle bağlantı kuruyorum. Şimdi laik liberal kültür dedim ama laik ve liberal kültürle sen bir anda İslam ve Türk medeniyetinden Batı medeniyetine kayıyorsun. Çünkü laiklik dediğin zaman bizim kelime anlamı olarak düşünmemek lazım. Evet. Demokrasi, laik, cumhuriyet bu kavramların Batı kültüründeki iz düşümleri çok farklı. Bir anda o tarihle sen müktesebat kurmuş yani olursun. O zaman burada... Kendi tarihinle müktesebatlık kurmamış olursun. Senin tarihinde bunun örnekleri yok. Ha işte onu diyorum. Tarihimizdeki sıkıntı bu. Hocam, sıkıntımız bu. Tarihimizdeki anayasal çalışmalar. Kafamız karışık. Biz millet olarak kafamız karıştırılmış, geçmişle olan bağlarımız çorba edilmiş, herkes her şeyden konuşmuş. Konunun başında bahsettik. Alim dediğimiz kişilerden ziyade akademisyenlerimiz var. Herkes detaylara boğulmuş ve detaylar üzerine bu sefer biz birbirimize girmişiz. İnsanlarımız mesela belki siz de bilirsiniz İngilizler Hindistan'a işgal ederken Hint uleması yani nasıl biz İngilizlere karşı başarılı olur stratejisini geliştirmek yerine sakalın boyunu tartışıyorlardı. Evet. Sakal şu kadar mı sünnet, iki karış mı sünnet, üç karış mı sünnet tartışması yapıyorlar. Çoraplı namaz mı, şimdi çorapsın namaz biz oturup da nasıl bir arada toplumu tutarız, nasıl savaşı kazanırız, nasıl strateji geliştiririz, nasıl insanlarımızı geliştiririz, nasıl medeniyet alanında sıçrama yaparız, nasıl hukuk alanında sıçrama yaparız bunun üzerine akıl yürütmek yerine ihtilafları konuştuk. Mesela bu çalışmayı Ahmet Şehdet Paşa yaptı. Ahmet Şehdet Paşa çok orijinal bir çalışmadır. Mecelle çalışması. Ama bu Osmanlı'da değil miydi? Osmanlı'da. 1870'lerde falan. Mecelle daha önce mi 1800 yıllardan başlıyor? 1800'lerde yapıldı, yazılmış. Mecelle yasa demek değil mi? Kanun demek. Anlatacağım. Şimdi mecelle aile hukukudur. Aile hukuku. Yani modern tabirle medeni hukuktur mecelle. Şimdi şey döneminde, Abdülmecit döneminde batıdan hukuk intihal edilmeye başlandı. Ceza hukuku şu bu falan. Birçok hukuk normları getirilmeye başlandı. Evet. Bizim batırlaşma sürecimiz Atatürk'le başlamıyor.
Atatürk işin finali yani. Atatürk bir şey yaparken geçmiş kökeninin Osmanlı paşalarının yaptığı çalışmalarının aslında devamıdır Atatürk'ü. Osmanlı'dan kopardığımız zaman böyle insanlar bir anda sanki vahiy gelmiş gibi düşünüyor değil. Abdülmecit tam hatta 2. Mahmut'tan itibaren başlayan bir süreçtir. Evet. Biz şu cümleyi bitireyim yanlış evet, anlaşılmasın. 2. Mahmut'tan itibaren başlayan bu süreçte Ahmet Şehadet Paşa şöyle öneriyor. Diyor ki bizim aile kültürümüz yapımız farklı. Bari diyor aile medeniyet hukukunu diyor biz İslam hukukundan oluşturalım diyor. Bunun üzerine görev Ahmet Şehadet Paşa'ya verilir. Ahmet Şehadet Paşa bir heyet oluşturur ve İslam aile hukukunu modern hukuk şeyine göre diline dönüştürüyor. Ve bunu yaparken de Hanefi mezhebi ağırlıklı ama sadece Hanefi mezhebinden faydalanmıyor. Rivayete göre 8 evet. mezhepten de faydalanıyor. Yani alanla ilgili bütün mezheplerin içtihatları alınıyor ve bu içtihatlar içerisinde en uygunu, en düzgün neyse ya da bizim toplumun şartlarına hangisi uygunsa onu getiriyor. Mesela İşte Hanefi mezhebine göre diyelim işte kız velinin izni olmadan evlenebiliyor falan filan. Şafii mezhebinde velinin izni şart var. Şafii mezhebini uyguluyor mesela Osmanlı. Yani o zamanki anayasal çalışma mecellede farklı mezheplerin görüşleri alınıyor. Ortak şimdi bunu biz bütün şeylere uyarlayabiliyoruz. Şimdi bütün alanlara uyarlayabiliriz. Ceza yasası, kamu yasası, ticaret yasası hepsini uyarlayabiliriz. Harika. Ama bunun arkası gelmedi. Şimdi onu söyleyeceğim. Yeni bir aslında asıl gireceğimiz konular. İşte tarihimizdeki anayasa çalışmaları, Türk tarihindeki anayasa çalışmaları ve günümüzdeki yansımaları, mecellenin bugüne gelmesi bunları konuşmak istiyorduk. Konu çok geniş konu. Ben hani başlangıçta geniş, bu kadar keyifli gideceğini zannetmiyordum. Bir sonraki programımızı yine buna devam edeceğiz. Burada kısaca birkaç cümle alıp topu kapatmamız lazım. Süremiz de doldu efendim. Buyurun. Peki. Toparlıyorum o zaman. Söyleyeceğim bir söz var mı? Bugünlük. Yok yani. Peki. Konuşalım. Çok teşekkür ederim sevgili Kanal 5 izleyicileri. Bugün çok keyifli. Gerçekten son dönemde kafamızı da epey meşgul eden, kafamız değil, ülkemizi meşgul eden, hatta meclisimizi karıştıran anayasa konusunu değerli yazarımız, ilahiyatçı, tarihçi... Program Osmanlılardaki çalışmaları inceleyebiliriz mesela. Tamam, güzel olur. İbrahim Haller hocamla bunu konuştuk. Cumhuriyetin başı, 24 anayasası. İşte bir sonraki programımızı Osmanlı'daki anayasal çalışmalar, yansımaları, Cumhuriyet'teki çalışmalar, son geldiği noktalar ve asıl anayasanın dayandığı, yani yasa şart mıdır? İlla ki bir insana düzgün ol demen gerekiyor mu? Onu ayrıca konuşacağız. Çok keyifli, güzel bir programdı. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyoruz efendim.